Çalışıyor yoksa bıraktı? Yok, bıraktı. Kapısını aldı mı? Mardin'de esnafım. Teknik servis, klima, kombi, beyaz eşya, tamir, bakım, onarım hizmetleri veriyoruz. Sektörde 20 yıldır hizmet veriyoruz. İş yeri sahibi olarak 15 yıldır bu işteyim. Yani kendi iş yerimizi de çalışıyoruz. Malumunuz zaten sıcak bir bölgede yaşıyoruz. Havalar ısınmaya başladı. Genelde klima, bakım ve onarım talepleri bu saatten sonra geliyor. Havalar ısındıktan sonra geliyor. Ama bakımın daha erkenden yapılması daha faydalı olacaktır. Bugünlerde yaptığımız bakım onarım çalışmaları genelde hani ilk talepler bakım üzerinedir. Çünkü yeni yeni kullanmaya başladılar, çalıştırmaya başladılar klimaları. Bakımda detaylı bakımlar var. Hani yıkama olsun yani farklı bakımlar da var arıza şeklindeki. O da bakım olarak algılanabilir. Yani cihazın genel bir kontrolü, çalıştırılması, bir arızası var mı, yok mu? Yıkamaya ihtiyacı var mı, yok mu? Talepler doğrultusunda gidip kontrol ediyoruz, ona göre hizmet veriliyor. Ya bir klimaya bakım yapılmadığı zaman içerideki tozları, bakterileri sürekli içine çekiyor. İçine çektiği zaman içinde evaporatör dediğimiz bir bölge var, bir soğutucu bölüm var. Orada yoğunlaşıyor, çamurlaşıyor, kirlilik. Klimayı her çalıştırdığınız zaman o bakteriyi, o pisliği ortama atıyor. Yani yıkanmasında fayda vardır. Görmediğimiz hani nefesini içimize çekebildiğimiz bakteriler havada uçuşuyor. Yani klimanın bir çalıştırma süresi yoktur, ihtiyaca göredir. Yalnız hani bölgede kullanımla ilgili yanlış kullanımlar vardır. Hani bir klimada soğuk denince akla direkt 18 derece gelir. Veya klimada, kumandada en düşük derece hangisi ise o akla gelir. Bu yanlış bir uygulamadır. Normalde hani insan vücudunun doktorların tavsiye ettiği de 22-24 derece arasıdır. O derece arasında çalıştırması daha faydalı olacaktır insan bünyesi için. Sağlık açısından yüksek derecede kullandığınız zaman hani üşütmedir, solunum yollarıyla ilgili sorunlar çıkabilir. Yani klimanın satış fiyatlarında da artışlar yaşandı, bakım fiyatlarında da artışlar yaşandı. İster istemez hani yedek parça maliyetlerine yansıdığı için bize de yansıyor. Biz de mecburen müşteri yansıtmak zorunda kalıyoruz. Aldılar sonra. Gördün mü?